Hocam şükretmek nasıl olur? Ya Rabbi şükür demek şükür müdür? İzah eder misiniz? Evet. Şükür Kur'an-ı Kerim'de sık sık bize emredilen Allah'a yaklaşacağımız ibadetlerden, itaat edeceğimiz hususlardan biridir. Şükür kelimenin aslı yenilen gıdaların bedende eserini göstermesi anlamına gelir. Dolayısıyla Allah'ın nimetlerinin kendi üzerimizde gözükerek itaat ve boyun eğme şeklinde ortaya çıkması olarak değerlendirebiliriz. Nimetlere şükür sayesinde nimetin meyveleri üzerimizde gözükecektir. Mesela İbrahim suresinde Cenab-ı Hak le-in şekertum le-ezidennekum ve le-in kefertum inne azabi le-şedid buyurur. Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Eğer nankörlük yaparsanız benim azabım çok şiddetlidir der. Nimetlerin artması için nimetin kadrini, kıymetini bilmek ve Rabbimize şükretmek durumundayız. Şükür nasıl olur? Ya Rabbi şükür mü dememiz lazım? Ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'de ve kulil hamdülillah, elhamdülillah de, Allah'a hamd ediyorum de denilirken hiçbir zaman şükrediyorum de, şükür de denilmez. Ama şükret denilir. Nimetlere şükretmemiz emredilir. Şükür dille değil, bütün organlarla, bedenle olur. Hangi nimetin nasıl şükredilmesi gerektiğini ifade etmek istersek, Allah'ın verdiği nimetleri helal yoldan kullanarak Allah yolunda feda etmenin yoluna girmeliyiz. Ve onları Müslümanca değerlendirmeli, onu hayırda kullanmalıyız. Söz gelimi gözün şükrü, gözü haramlardan sakındırmak ve gözle bol bol hayra, ibadete, Allah'ı razı edecek amellere yönelmekle olur. Paranın şükrü, parayı Müslümanca kazanıp infak ederek, parayla Allah'a yaklaşma yolları arayarak olur. Bedenin şükrü, bedenin sağlıklı bir şekilde Allah yolunda kullanılmasıyla, Allah'a ibadet ve itaat edilmesiyle, haramlardan, isyandan kaçılmasıyla olur. Sabır ve şükür dinin en önemli ibadetleridir. Dinin yarısı şeklinde ifade edilen hususlardandır. İnsan zor durumda kalırsa sabreder, nimetlerle muhatap olursa şükreder. Her iki durumda da Allah'ı razı etmiş olur. Yani sabreden bir kimsenin aynı zamanda şükreden bir özelliğe de sahip olması gerekir. Hamd ile şükür arasında çok yakın bir ilişki vardır. İkisi de benzer anlamlar içerir. Ama farkı, hamd her zaman, herhangi bir özel nimete muhatap olmadığımız zaman da Rabbimize hamd ederiz. Elhamdülillah deriz her şartta. Ama şükürse bir nimet karşılığında olur. Nimet deyince sadece maddi gıdalar, yemeler, içmeler, elbiseler akla gelmesin. Bunlar nimettir de esas nimet manevi nimetlerdir. Vücudun sağlığından tutun her şeyden önce iman nimeti, hidayet nimeti, istikamet nimeti en önemli nimettir ve bu nimetlere şükredilmesi gerekir. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha der Cenab-ı Hak. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız
sayamazsınız. Ve vücudunuzdaki nimetleri, sizin için hazırlanmış yiyecekleri, içecekleri, dünyada Allah'ın lütfettiği yaşamamız için, huzurlu ve mutlu olmamız için bize ihsan ettiği nimetleri gerçekten sayamayacağımız kadar önemlidir. Söz gelimi, gözlerimizi satın almaya kalksalar, göz transferi olsa ve gözü görmeyen insanlara takmak üzere gözlerimizi çıkartmak isteseler, kaça satarız gözlerimizi? Hele aklımızı satmak durumunda kalmış olsak, kaç para isteriz? Akıl nimetini 100 milyon dolara söz gelimi satar mıyız? Satmış olsak o paranın kıymeti bizim için söz konusu olur mu? Akıl olmayınca 100 milyon doların bir kağıt parçasından başka ne anlamı olabilir? Dolayısıyla bakın 100 milyon dolara satamayacağımız Allah organlar vermiş, akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş ve iç dünyamızdaki zevk alacak özellikler bahşetmiş ve onlardan da önemlisi hidayet vermiş, iman vermiş. Ne kadar nimetler içinde olduğumuzu bir düşünelim. Ondan sonra şikayet etmeye ne kadar hakkımız var onu bir değerlendirelim. İnsanlar maalesef hamd etmekten, şükretmekten önce şikayete müracaat ediyor. Herkes her şeyden şikayetçi. Baba evladından, evlat babasından, karı kocasından, koca karısından, devlet vatandaşından, vatandaş devletten, herkes her şeyden şikayet ediyor. Ama unutmayalım, Kur'an-ı Kerim elhamdülillah'la başlıyor. Ve bir mümin nasılsın diye sorulunca iyimser bir edayla Allah'a şükrederek, hamd ederek cevap verir. Ama insanlar maalesef nankörlüğü şükretmenin önüne geçirdi ve onca nimeti görmüyor, ufak tefek problemleri sayıyor. Söz gelimi binlerce hastalık çeşidi olduğu halde insanda bir tane, iki tane hastalık olunca şükredeceği yerde nasılsın sorusuna hastayım diye cevap veriyor. Halbuki binlerce hastalıktan uzak sadece bir tane, iki tane rahatsızlığı var bir kimsenin. Hani dudak payı diyeceğimiz şekilde bardağın yarım santimi boş olsa, diğer tarafı dolu olsa bardağı boş demek ne kadar doğrudur. O yüzden de sağlık yönüyle de diğer problemler yönüyle de iyimser olmaya çalışmalıyız. İşte şükür ve hamd bilinci bizi hayata güzel gözle bakmayı, iyimser olarak tavır takınmayı gerektirir. Yüzümüzün de şükrü vardır. Tebessüm etmek, güler yüzlü davranmak yüzün şükrüdür. Dilin şükrünün tatlı dilli, güler yüzlü olmak, insanları hakka davet etmek, emri bil maruf yapmakla mümkün olduğu gibi. O yüzden karamsar bir şekilde surat asmak, karşımızdaki insanların, müminlerin haklarına tecavüz etmektir. Karamsar bir surat, asılmış çatık kaşlı bir tavır, bir karşıdaki müminin de moralini bozacaktır, onu da rahatsız edecektir. Dolayısıyla insan haklarına gasp etmek olarak ele alınabilir. Onun için hamd etmek, şükretmek müminler için en önemli görevlerdendir. Şeytan diyor idi Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği şekilde, ben onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım. Onların çoğunu şükreder bulamayacaksın. Şeytanın bu kadar her taraftan insanı kuşatması, insanı günahlara teşvik etmesi, şükrettirmemek, çoklarının şükredemeyeceği bir duruma getirmek olarak değerlendiriliyor. Demek ki şeytanın temel görevlerinden bir tanesi insanı şükürden uzaklaştırmaktır. Şeytanın oyununa gelmemek ve şükreden bir kul olmayayım mı diyen peygamberin izinden gitmek gerekiyor. Peygamberimiz öyle gece namazında gözyaşı döker, istiğfar eder, Allah'a yakın olmak için Kur'an okur, tefekkür ederdi ki bazen Ayşe annemiz
Ya Resulallah, senin gelmiş ve geçmiş günahlarını Allah affediyor. Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun, zorluklar yaşıyorsun deyince Resul-i Ekrem, ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veriyordu. Şükreden bir kul olmak peygamberin temel özelliğidir. İnşallah biz de hem halimizle şükretmek hem de hamd ederek şükrettiğimizi ifade eden bir dil, şükrettiğimizi gösteren bir güler yüz ve huzurlu, mutlu olmaya çalışan, şükrü hayata yansıtan bir tavır takınmaya çalışırız. Namazlarımızda nasıl elhamdülillahla namazı başlatıyorsak, sözlerimiz de elhamdülillahla başlar, biterken yine elhamdülillahla biter. Allah Resulü yaptığı dünyevi işlerin başında ve sonunda genellikle hep hamdele dediğimiz Allah'a övgüyle söze başlardı. Davranışını o şekilde yerine getirirdi. Elhamdülillah diyoruz. Su içtikten sonra nasıl elhamdülillah diyorsak, Allah'ın nimetlerine muhatap olup onları Müslümanca değerlendirdikten sonra da yine elhamdülillah diyelim. Rabbimizin bizi Müslümanlardan kıldığı, sağlık, afiyet verdiği için şükrolsun, hamdolsun ona. Bu hamdimizi de hem ibadet ederek hem Allah'a teslimiyet göstererek inşallah bütün hayatımıza yaygınlaştıralım. Yüzümüzde, dilimizde, elimiz, ayağımızda Allah'a hamd eden, itaat eden ve nimetlerin farkında olan bir tavır sergilesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.